bu coğrafyada Türkiye-Rusya ilişkilerine Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı varsa küresel denklemde Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerine Rusya'nın da ihtiyacı var. Dolayısıyla uçak krizi, uçak düşmesi sürecindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını eğer Putin etrafındaki megaloman danışmanları üzerinden değil de Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün o saatten itibaren yaptığı açıklamaları dikkatle izleme şansı olup analiz etme kabiliyetleri olsaydı Putin uçak krizi üzerinden Türkiye ile ilişkilerini bu kadar negatif hale getirecek adımlardan imtina ederdi. Ve aslında şimdi Rusya'daki derin Rus aklı bu anlamda Türkiye ile ilişkileri stabil hale getirmenin çabası içerisinde fakat Putin faktörü var. Yani Putin'in ruh dünyası faktörü var ki bugün Rusya'nın yönetiminde bu ruh dünyası faktörü son derece önemli. Tabii ki biraz evvel ifade ettiğiniz haberde DAEŞ terör örgütü ile ilgili Rusya'nın oyunun içerisindeki rolünü anlatan Reuters'ın haberi önemli ama bu Avrupa'nın DAEŞ üzerinden ne yapmak istediğini de bize unutturmasın. Dolayısıyla Rusya bir taraftan bu tip terör örgütü elemanlarıyla DAEŞ üzerinden Suriye'de ya da bölgede bir denklem kurmak isterken bir tane DAEŞ yok. Herkesin bir DAEŞ'i var. Yakın zamanda Londra'da bir tatbikat yapıldı. Tatbikat neyle yapıldı? Allahu Ekber denilerek yapıldı. Bir şeyler hatırlatmalı. Allahu Ekber nidası neredeyse DAEŞ terör örgütünün sembolü haline getirildi. Ne garip, İngiliz aklı bütün bunların hepsini keşfetmiş. Londra'nın göbeğinde bir tatbikat yaptırıyor ve bu tatbikatta güya terörist, tatbikatın merkezindeki terörist Allahu Ekber diyerek kendini patlatıyor. Tepkiler üzerine özür dilendi Müslümanlardan. Ama burada şunu ifade etmek istiyorum. Rusya'nın DAEŞ üzerinden Suriye operasyonu düşünülürken Batı'nın acaba bu terör örgütü üzerinden ne yaptığı sorusunun cevabını biliyor muyuz? Ya da kaç tane DAEŞ var?